hayvansal gıdalara çok dikkat etmesi lazım. Tavuk etini de azaltacağız. Balık hocam, balık. Şimdi balığın yeri ayrı. Bakın burada evet, da balığı balık koydum. Geçer notu balık da aldı. Balık geçer notu ha, aldı ama şuradan tava değil. Tava değil tabii. Izgara. Orada yağ koymayacağız. Bir de şu zeytinyağlı dolmayı söylüyorum bir bilgi olarak. Hangi gıdada kolesterol var, hangisinde yoktur kısmına bu bize güzel bir cevap veriyor. Yediğiniz yiyecek bitkiden geliyorsa yani toprakla ilgiliyse onda kolesterol olmaz. Bakın yağ olur, kolesterol olmaz. Hmm. Yani zeytinyağlı dolmada ne var şimdi? Yağ var. Yağ var, bir pirinç de var. Pirinç var. Diyelim zeytinyağı ağaçtan geldi. Evet. İçinde az bir doymuş yağ vardır. Pirinçte hiç olmaz, hiç olmaz kolesterol. Dolayısıyla şu grupta en az kolesterolü olan grup bu alttakidir yani. Hocam peki pirinç pilavı falan aman kolesterolün yükselir pirinç pilavı yeme derler. Doğru. Eğer içine tereyağı koymazsanız kesinlikle kolesterolünüz lapa yerseniz yükselmez. Anlıyorum öyle hocam. Bir etkisi var. Tereyağı, tabii çok önermiyoruz kabuksuzunu hocam. Ama evet tereyağlı olunca da zor olur değil mi? Evet. Peki hocam başka orada bir şey daha mı görüyorum ben? Yok bu kalsiyumumuzdu. Yok. Şimdi peki, burada isterseniz Melike Hanım bir de yağın üzerinde duralım. Duralım. Bu da beslenmede çok önemli. Tamam. Çünkü demin sizin de fark ettiğiniz gibi biz çok yağlı besleniyoruz. Evet. Bakın bütün Amerika'da artık kalp hastalıkları aşağı doğru inmeye başladı. Evet. Azalıyor. Çünkü Amerikan toplumu tabii kolesterol konusunda bilinçlendi. Bakmayın sokaklarda öyle çok şişman bir grup var ama Amerika'da çok okumuş, iyi beslenen bir grup da var. Hı-hı. Ve onlar sigarayı da bıraktılar. Hı-hı. Ve kalp hastalığını artık aşağı doğru indirmeye başladılar. Ama bizim ülkede kalp damar hastalığı yükseliyor. Ve ben Avrupa Amerika beslenmesiyle bizim beslenmeyi kıyasladığımdan buraya gelen yabancılar da şahit olmuşumuzdur. Hep yemeklerimizi yağlı buluyorlar. Yani zeytinyağı da koysak çok yağ koyuyoruz. Halbuki burada şunu bilmemiz lazım. Biz hiç yağ ilave etmesek bile insanlara yemeklerinize hiç yağ koymayın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın, onu kalp hastaları yapacak. Ama hiç yağ koymasak bile yağ alırız. Hmm. Bakın şunu bile yıkadığınızda Ferhat'cığım bilir. Bunun üzerinde böyle yağ olur. Yani evet, bütün bunların kendi içerisinde bir yağ var. Evet, mısırın var, yağı var, nohutun var, yağı var. Cevizim yani bir insan sırf sebze yese, sırf sebze meyve yese bile yiyeceklerinin %14'ünü vücudun yağdan alır kalorinin. Bakın burada bunu onun için hazırlattım. Hamburger. Şöyle bir çift peynirli hamburger yediğiniz zaman salatayı bile, şeyi bile, patatesi bile buraya koymayın. Şunun kalorisinin %67'si yağdan gelir. %67'sini yağdan gelir. Yağ ısırın daha iyi. Evet. Neler yani diyorsun? Neredeyse yağ. Bakın burada hiç yağ konulmamıştır. Bir sebze karışımı bu. Bunu yediğiniz zaman bile bunun %14'ü kalorisinin %14'ü içindeki sebzenin o kendi doğasındaki yağdan gelir. Demek ki bir kere bunu kafamızdan silelim. İlle yemeklere bol miktarda yağ koymanın hiçbir şekilde vücudumuza sağlıklı bir artısı yok. Yağ minimum, en az. Hani o soğanı öldüreceksiniz ya mutlaka bizde bir o soğan öldürme oluyor yemeklere tat gelsin diye. Onu en az ölçüde. Mesela nedir bu en az hocam ölçü? Hocam mesela bir kilo atıyorum, bir kilo semizotu aldık. Evet. Pişireceğiz kıymalı. Kıyma dediniz mi zaten oradan yağ geliyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben artık nasıl yapıyorum? Mesela kıymanın kendi yağıyla yapıyorum. Ayrıca bir yağ koymuyorum. Doğru mu hocam? Yoksa kıymasız mı yapalım? Kıyma. Hocam kıymasız diyecek. Kıymasız. Evet. Orada bir esrardı hocam. Semizotunu evet ben kıymasız taraftarıyım. Ispanağı da öyle kıymasız. Çok az mesela o bir kiloya belki bir tatlı kaşığı yağla tavanın hep dibini yağlayarak ama biz ne kadar çok yağlı beslendiğimi bizim toplumum bildiğim için bu kadar minimum ölçülere insanların inmesini istemiyorum. Şöyle diyorum, kullandığınız yağ sıvı yağ da olsa yarı yarıya azaltın diyorum. Çünkü sıvı yağların içinde de doymuş yağ vardır. Zeytinyağının içinde %14 aynı bildiğimiz tereyağı gibi doymuş yağ vardır. Hocam şimdi salata.
Salataya bayılıyoruz, seviyoruz hepimiz. Ben çok seviyorum. Fakat bu salatayı içinde yağsız %14 yağ var diyorsunuz. Ama ben bunu böyle yiyemiyorum hocam. Evet. Kuru kuru. Kuru kuru bu. O zaman bunun üzerine ceviz koyabilirsiniz. Mesela ceviz bir tat getirir. Bir de demin bahsettik, ben başladık. Şöyle bir iki ceviz tabii atıyorum. Balık bakalım. Koyabilirsiniz. Ay hocam anladım. Siz hiç yağ hiç vermiyorsunuz. Yağ yok. Peki sizin özel bir salata tarifiniz var. Onu yapalım mı? Onu yapalım. Tamam hadi onu yapalım. Şey hemen bir solda kağıdı size atıyorum. Hocam siz malzemelerden bahsedin. Şimdi efendim Ferhat salatayı hazırlarken ben yine çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bizim salatalarda salata deyince aklımıza yeşilliklerden neler geliyor Melek Hanımcığım? İlk aklınıza gelen salata deyince söyleyin. Kıvırcık, bakın, marul değil mi? Evet. Iceberg, işte yeşilliklerden hani o kıvırcıkların çeşitleri var. Değil mi efendim? Başka ne? Başka. Şimdi bakın bu genelde yalnız siz değil, bütün toplumda bizim salata deyince, hele yeşil salata deyince herkesin aklına marul gelir. Marul. Marul. Fakat bakın bu yeşillikler, ıspanak var, efendim dereotu var, roka var, ve hepsinden önemlisi semizotu var. Bakın bunların hepsini yanına marulu da koyun. En kıymetsizi, besleyici değeri en zayıf olanı maruldur. Öyle mi? Tabii. En çok yediğimiz maruldur salatada. Ama besleyici değeri protein açısından, omega 3 açısından, bakın semizotu marula göre 15 misli daha fazla omega 3 içerir. Hadi yap bakalım. Tamam, o yüzden o yeşilliklerden başlıyoruz. Tamam. Burada marullarımız var. O yüzden rokalarımız, salata marullarımız. Yaptığımız zaman bütün salatalarda, çocuklar için özellikle salata yapan annelerde hemen marulla tabağı doldurmayalım. İki tane eleman mutlaka olacak. Bir tanesi semizotu, bir tanesi ıspanak. Ispanak protein kaynağı, çünkü sebze ağırlıklı bir beslenme dediğimiz zaman tabii proteini nereden alacağız oluyor. O yüzden bu semizotu, ıspanak bunlar olacak mutlaka. Şimdi şöyle iki tane marul yaprağı didikledi koydu. Semizotu ama, koydu. Ama tabii semizotunu daha çok taze nane koydum. Taze nane. Evet. Yeşilliklerimiz bu kadar ve ıspanaklarımız var, minik ıspanaklar. Evet, şöyle bir harmanlıyoruz. Minik ıspanaklar doğradı koydu içine. Şimdi içerisinde galiba hafif bir nohut atacağız ama bunun miktarı herhalde birazcık az olacak. Haşlanmış evet, nohut. Fazla olmasın o da. Şöyle 2-3 çorba kaşığı kadar. Bunlar kitapta ölçekleriyle aynen yazılan. Aynen öyle. Ki tarif zaten ekranlarımızda var. Hocamızın böyle bir kitabı var efendim. Bakın. Mısırımız Kınıkoğlu var. Diyeti diye. Evet şu anda ekranlarımızda görüyoruz. Diyor ki sağlık için yemek diyor hocamız. Sağlık için sağlık yemek. Için yemek. Evet. Önemli yani. Bir malzeme koyduk. İçerisinde rendelenmiş zencefil. Zencefil. Bu zencefil evet. Her yerde var. Çiğ susam. Çok faydalı. Hiç eksik etmeyin mutfağınızdan. Keten tohumun galiba tuzu bu. Evet. Tamam. Zerdeçalımız var. Hocam buna da mı hiç yağ koymayacağız? Koymayacağız galiba. Yağ koymayacağız. Yağ koymayacağız. Kuru yemişlerimiz var. Ben anladım zaten. Burada, hiç yağ yok, evet. Sıfır yağ orada. Burada farklı kuru yemişlerimiz var. Yaban evet. Mersini var. Yaban mersini var. Hocam yine bu mersingillerden. Pis 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 diye böyle bir pis pis yapamaz bir zeytinyağı. Evet, evet. Yapabiliriz o kadar az miktarda. Yani biraz şimdi yapraklar yağlansın. Demin hani. Ne söyledik? Kullandığınızın yarısı kadar azaltın. Yani bugüne kadar salataya ne kadar yağ koyuyorlarsa onu hiç olmazsa yarı yarıya azaltsınlar. Onu emin olun mükkar olur. Ben salatayı hocam pek çok severim. Fakat o salatayı yağsız şurama dizilir. Gitmez yani. Gitmez Allah gitmez. Ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? Şöyle evde benim bir spreyim var. O spreyin içine zeytinyağı doldurdum. Sızma. Onu şöyle alıyorum. Pıs 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 yapıyorum. Şöyle evet. Bir şöyle parlıyor hiç parlıyor, olmazsa hiç yani. Evet. 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 Görüntü olarak bence bir sıkıntı yok. Evet. Ama dediğimiz gibi evet. Yağsız. Şimdi lezzetli, güzel bir salata salatamızı evet. Gördünüz değil mi hocamızın sağlıklı salatasını? Ben onun tadına bakacağım. Ve hocamızın bir çorbası var. Hemen çorbaya geçiyorsun Ferhat. Çok az zamanımız kaldı. Tamam. Bakayım. Hemen çorbaya da geldik. Şunu da şuradan kaldırıyorum ve çorbaya geçiyoruz. Güzel hocam. Çok evet. Güzel. Yani biraz
az bir şey olursa tadından yenmez yani. Evet. Yoksa malzemeler gayet güzel. Süper. Şimdi çorbaya geçiyoruz. Çorba. Çorbada galiba burada sebzelerimiz işte burada. Havucumuz var, kabağımız var, gene zencefilimiz var. Bu körili bir çorba. İçerisinde birazcık alışmadığımız baharatlar var. Köri var, Hindistan cevizi var. Öyle mi? Zerdeçal var. O yüzden tadı da muhtemelen birazcık daha kokulu olacağı için o yağsızlığını oradan tolere ediyor. Ben anladım. Hocam yağ düşmanı. Ben olayı çözdüm. Peki hocam bir şey söyleyeceğim. Eşiniz hekim midir sizin gibi, doktor değil, mu? Değil. Değil mi? Evet. Peki eşiniz mesela yağlı yemek seviyor mu? Yoksa alıştırdınız mı eşinizi de yağsız pişirmeye? Eşim de artık bana yakın besleniyor. Evet. Tabii burada bu tip diyetler için eş desteği çok önemli. Tabii. Benim de sağ olsun çok cici bir eşim var. Bütün bu yemekleri benim için hazır. Kendisi de yer Canan. Canan Hanım, buradan sevgiler yolluyorum size. Hiç demiyor musunuz hocaya mesela mutfakta? Aman Murat bırak şunu, ben bize izin vereyim demiyor musunuz acaba? Evet, emin olun demiyor. Sağ olsun hazırlıyor bu yemekleri böyle. Zaten bu buradaki kitabımdaki yemeklerin çoğunda o defalarca yaptı. Onunla birlikte hazırladık. Evet. Bu arada tabii yine seyircilere bir mesaj daha vermek istiyorum ben. Şimdi bu çocuklar tabii sebze sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Yani anneler, annelerin bu konuda biraz uyanık olması lazım. Yani çocuklarımızla bakın bir şeyi sevmemiz için o tadın beynimize yerleşmesi lazım. Neden biz Türk sanat musikisi seviyoruz da diyelim Şofen'i sevmiyoruz? Mesela çok az kişi klasik müzik sever. Çünkü o ritimler bize ta çocukluktan beynimize kazınmış durumda. Onu arıyor beynimiz. Aynı sebze de böyledir. Eğer küçük yaşta çocuklarınıza sebze yedirirseniz... Biraz ısrarcı olması gerekiyor. Israrcı olmak değil lazım. Mi? Tabii. Anne babaların. Ben kendi adıma bunu yaptım. Bizim evde şöyle bir kural vardı. Yememek yasak. Yani bir şeyi yemiyorum demeyi kabul etmedim ben. Çocuklarım da bunu uyguladılar. Yani işte ben biber yemem. Böyle bir şey yok. Ama az yeme olabilir. Yani çocukların bir şekilde... Çünkü çocuklara bırakırsanız... Benim çocuğum şunu yemiyor deyip kenara çekildiğiniz zaman çocuk onu yemez. Tabii. Çocuk neye gider? Tatlıya ve yağlıya gider. Aynen öyle hocam. O zaman çocuklara o yaşlarda belirli bir disiplinle bütün bu sebzeleri biraz ısrar ederek takipçi olarak yedirmemiz lazım ki büyüdüğü zaman da çocuk bu salataları yesin. Zaten Melik Hanımcığım bu biliyorsunuz şeker bağımlılık yapan bir şeydir. Yani bir insan aynı yağ da böyle insan vücudu çok kolay alışır. Yediğimiz her şey bizde alışkanlık yapar ve hep yağlıyı şekerliyi ararız. Şimdi tatlıyı kestiğiniz zaman bakın ben geçenlerde bir elma yedim ve elmanın yarısında dedim ki ya ben bunu yiyemeyeceğim ne kadar tatlı. Ya alıştınız çünkü hocam. Efendim tatlı yemediğim için böyle oluyor. İşte kendinizi tatlı yememeye alıştırdığınız için tatlı elma geldi. Elma bana çok tatlı geliyor. Yani bu yüzden ben tatlıyı kesemem diyen seyircilerimiz buna dikkat etsinler. Bir süre sonra hallolacak iş. Hocam şunu bir içine koyduğumuzu. Kabağımız var, havucumuz var, zencefilimiz var. Bayağı büyükçe bir zencefil koyduk. Sarımsak koyduk, taze soğan koyduk. Bir dal. Burada baharatlar çok önemli. Köri, zerdeçal, tarçın, zencefil ve daha da nasıl diyeyim size köri koyduk bol miktarda ki o kokusunu alsın. Ve şimdi hep beraber çok az suyla kaynatacağız, sonra blenderdan geçireceğiz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Afiyetle. Afiyetle yiyeceğiz dedik. Evet değerli konuklarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Çok değerli hocamız Murat Kınıkoğlu bizlerin konuğuydu bugün. Evet, doktorumuzun çorbası burada pişiyor. Biraz daha kaynadıktan sonra blenderdan geçiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bir şey değil mi? Ben hocamızın söylediklerine sonuna kadar inandım. Beni çok inandırdı ama arada hocama takıldım. Onlar espriydi. Çok inandırıcıydı söyledikleri. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.